1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesaj esasen her şeyi anlatmaktadır. Atatürk kimdir diye televizyon programlarında soruyorlar ya da meydanlara çıkıp insanlara mikrofon uzatıyorlar. Bunun en güzel cevabını 1981'de UNESCO veriyor. Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrılığı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaratıcısı olduğu Türk devrimi ve sonuçlarıyla bir bilge ve dahi liderdir. Düşmanlarına bile saygı uyandıran, dostlarına güven aşılayan, eşsiz bir rehber, eşsiz bir öğreticidir. Milli mücadelenin 100. yılında Atatürk'ü anmak, aynı zamanda onu anlamak ve anlatmak zorunluluğu da her yurttaşımıza yüklenmektedir. 100 yıl önce milli mücadeleyi başlattığı nokta ile 100 yıl sonra içinde bulunduğumuz durum aslında farklı değil. Atatürk, milli mücadeleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış, çalıştırmış, egemenliği saraylar alarak öz sahibi, yani millete vermiş. Derneğimize katkı amacıyla düzenlenen bu kahvaltıya teşrif ettiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum ayrıca. Belediye olarak sivil toplum örgütlerine de destek olmak asli görevlerimizden biridir diye düşünüyorum. Her zaman da bunu ifade etmiştim. Tabii ki bu dernek Atatürk yolunda ve izinde gidiyorsa biz bu noktada seve seve yardıma ve her türlü göreve hazırız. Bildiğiniz üzere Atatürkçü Düşünce Derneğimizin binasının ana hatlarını tamamlamış bulunmaktayız. Bu bina derneğimize hizmet edeceği gibi belediyemizle yapacağımız projelere de eğitim ve sosyal hizmetler anlamında da destek olması bizi de şimdiden destek olacağını düşündüğümüz için şimdiden heyecanlandırmaktayız. Biz elimizden gelenler kısmında yol alıp binamızdaki ana hatları tamamlarken artık biraz da sizlere eş düşecek diye düşünüyorum. Çünkü isminde Atatürk'ün olduğu, içinde Atatürk'ün düşünceleriyle yol alan derneğimizde biliyorum ve eminim ki herkes taşın altına elini koyacaktır. Bu ulu önderimize gönül borcumuzdur diye düşünüyorum. Biz de istiyoruz ki... Thank you.